güreşmek zor. Güreşte efsane olabilmek çok daha zor. WWE ve diğer şirketleri düşündüğünüzde dünyada efsane diye nitelendirebileceğiniz güreşçileri bir sayın. Ric Flair'ın herhangi bir en iyiler listesinde ilk 5'te yer almamasını kabul edemem. Hulk Hogan'ın dünya çapında ün yaptığı dönemde rakip şirkette de Ric Flair vardı. Hatta şahsi fikrim Hogan'dan daha karizmatik ve daha iyi bir güreşçiydi. Flair farklı bir dönemde olsa belki de tarihin en iyisi diye anılabilecek bir güreşçiydi. Ben onu ilk kez Flash TV'de izleyerek tanıdım. Hala bile günümüzde geçilmemiş 16 kez dünya şampiyonu olma rekorunu John Cena ile beraber elinde bulunduruyor. Böyle büyük bir efsane, WrestleMania 24'te Shawn Michaels'a karşı emeklilik maçına çıkmadan önce WWE'de Hall of Fame olmuştu. Briscoe'lar, Mae Young, Rocky Johnson ve Peter Maivia derken gecenin en büyük Hall of Famer'ı Ric Flair en sona bırakılmıştı. En önemliler en sonda gelir. Triple H onu takdim etmek için oradaydı. Kendisi için çok büyük bir olay bu. Videodaki asıl kahramanımız da o zaten. Kariyerinde birçok şey yaşamış olmasına rağmen hangisi en kötüsüydü dediklerinde şimdi bahsedeceklerimi söylüyor. Triple H seyirciyle güzel bir etkileşim kurduktan sonra Ric Flair'ı çağırdı. Flair Triple H'in idolüydü. İnsanlar idolleri, kahramanlarıyla her zaman yüz yüze gelemezler. Triple H bizzat onunla beraber yıllarca boy gösterdi. Kariyerinin erken dönemlerinde kendisini Flair'e benzetiyordu. Saç şekli ve donuyla sanki genç bir Flair gibiydi. İlerleyen yıllarda yolları kesişti. Hatta Evolution'da ekibin mentoru olan Flair'la beraber de çalışmış oldular. Onun için muhteşem bir deneyim olsa gerek. Triple H, Flair'ı Hall of Fame olarak sunacak olmasından dolayı aşırı gergin olduğunu anlatıyor. Flair sahneye geldiğinde zaten dakikalarca alkışlandı. Destek gördü. Vaktiniz var mı? Size biraz uzun konuşabilirim diyerek sazı eline alan Flair konuşmaya başladı. Başladı başlamasına ama aklına ne ve kim gelse onu konuşmasını eklemişti. Konuştukça konuşuyor, vakit uzadıkça uzuyordu. Triple H'e içeriden uyarı yapıyorlar. Artık kısa kessin, çok uzadı diye. Vince McMahon içeride huysuzlanmaya başlamıştı. Daha ne kadar sürecek diye Triple H'i darlıyordu. Biraz daha zaman geçtikten sonra Vince Triple H'e Flair'in konuşmasını sonlandırması gerektiğini söyledi. Triple H'in bu olayı yanıtıysa, gerçekten bir güreş efsanesi Ric Flair'ın Hall of Fame konuşmasını bitirtmemi mi istiyorsun? Evet yanıtı gelince Flair'in kulağına eğilip bunu iletti. İnsanlar o sırada buğulamaya başladılar. Triple H iki arada bir derede kalmıştı. Onun için durum çok zordu. Flair umursamadı. Yıllarca güreşmiş ve saygısını ileteceği kimseyi atlamak istemiyordu. Konuşmaya devam etti. Artık rejiden bir görevli sahneye gelip Triple H'in kulağına eğildi. Mutlaka bitirtmen gerek, süreyi çok aştık çünkü dedi. Triple H de mecburen Flair'e bir kere daha kısa kesmesi gerektiğini, bunun içeriden verilen bir karar olduğunu söyledi. Seyirciler buğularken Triple H iyice zor durumda kalıyordu. Olayı G'ye vurmaya başlamıştı artık. Kariyerinde en zorlandığım anlardan biriydi. Oluşabilecek en kötü senaryo buydu diyor Triple H. Yaklaşık 1 saat 10 dakikalık konuşmanın ardından Flair sonunda diyeceklerini bitirdi. Triple H, Flair için arka plandakilerin kızması önemsizdi diyor. Hiç de gerilmedi bile Flair. Olan Triple H olmuştu. Flair ve Vince'i, hatta görevlileri idare etmek zorunda kalmıştı. Sonuç olarak dediğim gibi 1 saat 10 dakikalık çok uzun bir Hall of Fame konuşması olmuştu. Triple H'in kariyerimin en kötü anı dediği olay işte buydu.